Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar uzun süredir sizlerle bu kanalda yapmadığımız bir şey var. Bir dertleşme, bir fikir aktarımı, bir motivasyon olsun, bir yol göstericilik olsun. Bugün bu videoda bunlar var arkadaşlar. Bugün bu videoda sen varsın ve ben varım sevgili dostum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izle. Gerekirse 2x alıp izle. Çünkü bu videoda anlatacağım şeyler gerçekten senin için çok önemli olacak. Anlatacağım şeylere başlamadan önce arkadaşlar siz de benim gibi böyle bir yere oturun, yaslan arkadaşlar. Sırtınızı yaslayın. Çayınızı kahvenizi alın ve videonun başına geçin arkadaşlar. Çünkü bu videoyu biraz daha sakin, biraz daha kendi içinize döneceğiniz bir yerde, biraz daha kendi içinizi görebileceğiniz bir yerde izlemeye çalışın. Çünkü bu videoda arkadaşlar sınava çok az bir vakit kalmışken içimizde doğan o kötü his yani bizi bıraktırmak isteyen artık yeter artık bıktım dedirten o hisse döneceğiz ve neden böyle bir his var? Bende böyle bir his oldu mu? Olduysa nasıl başa çıktım? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Videoya başlamadan önce aklınızda sorular varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu videoya gelecek olan tüm yorumlara tek tek cevap vereceğim. Videoyu çektiğim gün itibariyle sınava 108 gün kaldı arkadaşlar. Ve bu 108 günde 3 ay demek. Bu videoyu izletirken size sınava 3 ay kaldı içim kıpır kıpır ediyor artık heyecandan duramıyorum gibi bir his vermek amacı taşımıyorum. Bu videodan çıkarken içimiz artık rahatlamış bir çıkacağız. Umarım diyelim çok bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle az önce dediğim gibi sınava 108 gün kaldı ve bu 108 günde 3 ay demek. Sınava 3 ay kala birçoğumuzda olan o şey sınava artık çalışmak istemiyorum. Artık bırakmak istiyorum. Yeter. Bitse de gitsek muhabbetine gelmiş olabilirsiniz ki bu gayet normal bir şey. Çünkü bu videoyu izleyen birçoğunuz, şu an bu kanala abone olmuş birçoğunuz arkadaşlar uzun sürelerdir sınava çalışıyorsunuz. Çalıştığınız sınav ne olursa olsun. Sözelci de olsanız, sayısalcı da olsanız veyahut işte YDS'ye de çalışıyor olsanız bu sınava çok uzun bir süredir çalışıyorsunuz. Kimileriniz 6 aydır çalışıyor, kimileriniz 1 yıldır çalışıyor, kimileriniz 1,5, kimileriniz 2 senedir çalışıyor ve sınava çok az vakit kaldığında hepimizin içine gelen artık yeter, bitsin hissi var. Öncelikle şunu söyleyeyim ki arkadaşlar yalnız değilsiniz. Sizin gibi on binlerce insan aynı hisleri taşıyor, aynı duyguları taşıyor ve sınava az bir vakit kalmışken yeter artık diyor. Fakat burada kazanacak olanlar arkadaşlar bırakmayacak olanlar. Çünkü 3 ay kala sınava çok az bir vakit kalmış. 100 gün kalmış arkadaşlar. Hani 108 gün diyorum ama 100 gün kalmış aslında ve 100 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir süre. Bu yüzden arkadaşlar biz çalışmaya devam etmeliyiz. Peki neden böyle bir his var bizde? Yani bende de böyle bir his oldu mu ve neden böyle bir his var? Öncelikle şunu söyleyeyim ki arkadaşlar böyle bir his olmasının sebebi sınava çok az bir vakit kaldı ve biz çok uzun bir vakittir çalışıyoruz ve artık o kadar uzun süredir çalışıyoruz ki kalan kısa süre gözümüzde çok büyük geliyor ve bitecek mi? Ne zaman bitecek? Artık bitsin diyoruz. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin Ramazan'da oruç tutanlarınız varsa iftara doğru o iftara bir saat kala sizin için çok uzun gelir. Çünkü sabahtan akşama kadar oruç tutmuşsunuzdur, aç kalmışsınızdır, susuz kalmışsınızdır. Fakat o 10 saat aç kaç kaldığınız süre o 1 saat kadar gözünüze durmamıştır. Bunun sebebi arkadaşlar insan doğasında yatıyor. İnsan doğasında arkadaşlar o uzun süre acıya dayanıp o kalan süreyi gözünde büyütme gibi bir olay var ve sizin yaşadığınız olayı emin olun birçok kişi yaşadı ve ben de yaşadım. Hatta size sınava az vakit kalı olan bir anımı anlatayım. Arkadaşlar sizin gibi yaklaşık sınava 3 ayım kalmıştı ve ben şöyle düşünüyordum. Artık yeter. Artık bıktım. Ya olmayacaksa olmasın. Sürekli çalışıyorum. Her gün aynı rutin. Her gün sabah 8'de 9'da kalkıyorum veya 7'de kalkıyorum. Değişiyordu tabii ki de ama 7-9 bandında kalkıyorum. Soru çözüyorum. Her gün işte paragrafı, problemi, geometrisi çözüyorum. Her gün denemesini çözüyorum. Her gün bir şeyler yapıyorum ve her gün aynı şeyi yapıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? arkadaşlar? Bu şu demek. Siz artık konuların genel bir kısmını öğrendiniz. Bu genel kısmı tekrar ediyorsunuz. Yani eksik kalan kısmınız çok az kalmış ve siz her gün yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Her gün öğrendiğiniz şeyi pekiştiriyorsunuz. Ve bu da aslında sizin için çok güzel bir şey. Çünkü kafanızda o bilgileri tekrar tekrar döndürerek bilinçaltınıza yerleştiriyorsunuz. İşte bende olan şey de buydu. Sürekli aynı şeyi tekrar tekrar yapıyordum ve artık bundan bıkmıştım. Ama arkadaşlar o zamanlar hani YouTube'da böyle Öyle bir videoya şu an yaptığım gibi bir videoya denk gelmemiştim. Youtube'da o zamanlar bilmiyorum bunun açlığı mı vardı. Şu an çektiğim gibi bir videoya denk gelmediğim için arkadaşlar ne yapsam ne yapmasam diye düşünüyordum. Ve o zaman yaptığım en doğru şeyi yaptım arkadaşlar ve sınavı bırakmadım. Yani çözmeyi bırakmadım. Siz de arkadaşlar bıktınız biliyorum artık bitsin. Artık hani dinlenmek istiyorum artık kafamı boşaltmak istiyorum yeter diyorsunuz. Aynı hisleri ben de yaşadım oradan biliyorum. Ama emin olun diğerlerinin önüne geçeceğiniz dönem bu dönem. Bakın bu dönem de yani kalan 3 ayda yapmanız gereken şeylerden bu videoda bahsetmeyeceğim. Yani birçok kez bahsettiğim tekrar bahsederim. Fakat bu video o video değil arkadaşlar. Bu video neden bıkma hissi geliyor ve bu bıkma hissinde neler yaparsak diğerlerinin önüne geçeriz bundan bahsediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu bıkma hissinin gelmesinin sebebi sizin konulara genel olarak hakimiyet sağlamanız ve her gün genel olarak aynı rutini tekrar ederek bildiklerinizi pekiştirmenizdir. Diğerlerinin önüne geçmenizi sağlayacak şey ise bu rutini sürekli sürekli ve sürekli döndürmek. Sürekli ve sürekli deneme çözmek, test çözmek, yapamadığınız soruların üzerine gitmek, yaptığınız soruların daha da üzerine gitmek ve bu konularda profesyonelleşmek. AYT sayısalcılar için türev integral olabilir. AYT sözelciler için yazar eser konuları olabilir. Bildiğiniz konuların üzerine giderseniz diğerlerinin önüne geçersiniz arkadaşlar. Yani benim size söylediğim genel olarak bir şey var. Genel konularda yuvarlak olmayın arkadaşlar. Her konuya eşit olmayın. Bir konuda özellikle sivrileşin. Bir konuda kılıç gibi sivrileşirseniz o konuda en iyi olursanız arkadaşlar ve o konu gerçekten YKS'nin önem verdiği puan olarak da veya soru olarak da çok sorduğu bir konu olursa ki bu bizim için çok daha güzel olur. Yani 2-3 sorunun konusunda örneğin TYT'de bir soru çıkacak olan konuda çok iyi olursanız bu ultra bir şey fark etmez. Fakat AYT'de 3 soru 5 soru çıkacak olan bir konuda çok iyi olursanız ve o 3 soruyu 5 soruyu çok iyi hallederseniz bu sizi diğerlerinin önüne geçirir. Yani sivri olun arkadaşlar. Bir konuda da sivrileşin veya birkaç konuda sivrileşin. Benim yaptığım en iyi şeylerden biri bu bıkma dönemi geldiğinde arkadaşlar en iyi olduğum konularda sivrileşmek Kötü olduğum konularda ise kötüleşmek yerine onları stabil bir şekilde hafif hafif yükseltmeye çalışmaktı. Size de özellikle YKS'de bu dönemde bıkma hissi geldiği bu dönemde tavsiyem bu arkadaşlar. Bırakmayın arkadaşlar. Son düzlükteyiz. Çok az kaldı. Halledeceğiz. Sınavdan sonra dinleneceğiz. En sevdiğimiz dizileri, en sevdiğimiz kitapları, en sevdiğimiz müziklerle haşır neşir olacağız sevdiklerimizle, sevgiliniz varsa sevgilinizle, ailenizle, yakınlarınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Sinemada yeni bir film çıkacak ona gideceksiniz. Canınız sıkıldığında denize gideceksiniz, ormana gideceksiniz, gezmeye gideceksiniz. Fakat şu an dişinizi sıkın arkadaşlar. Son düzlüğe geldik. Çok az kaldı. Lütfen bırakmayın. Bakın yorulduğunuzu biliyorum. Artık bıktığınızı biliyorum. Gece yastığa başınıza koyduğunuzda gözünüzün önüne o TYT'deki konular, fen konuları, kimya konuları, Türkçe'de çözdüğünüz o para grafların geldiğini biliyorum. Aynı yoldan ben de geçtim. Yani farklı bir yerden ben size uzaydan inmedim. Şu an sizin yaptığınız şeyleri tekrar tekrar ben de yaptım ve size verdiğim tavsiyeler kendi yaşadıklarım üzerinden. Bırakmayın arkadaşlar rutininiz neyse üzerine koyarak ilerleyin. Çok az bir vakit kaldı ve bu çok az vakitte arkadaşlar yapabildiğimizi yaptık. Artık doping dönemine geldik. Yani diğerlerinin önüne geçeceğimiz, atlayacağımız döneme geldik. Umarım bu videoyu izleyen sen dostum. Bırakmazsın ve diğerlerinin rakiplerinin önüne geç için çok daha güzel bir fırsat yakaladığının farkına varırsın. Çünkü emin ol yalnız değilsin. Emin ol senin gibi on binlerce insan var. Bakın hani 100 kişi 200 kişi demiyorum. Emin olun on binlerce belki de yüz binlerce insan artık çalışmaktan bıktı. Diyor ki yani yeter artık çalışmak istemiyorum. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Azaltıyorlar arkadaşlar. Atıyorum günde iki test çözüyorsa ben yoruldum artık biliyorum diyerek bir teste indiriyorlar. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. İki test çözün. Gerekirse üç test çözün arkadaşlar. Yani üstüne koyarak ilerleyin. Bırakmayın. Emin olun arkadaşlar. Çok daha güzel yerlere geleceksiniz. Sizlere özellikle şunu söylüyorum ki şu dönemde bırakmayan insanlar ilk 10 bine, ilk 20 bine giren insanlar arkadaşlar. Şu dönemde vazgeçmeyen insanlar, kendi hedeflerine giden insanlar arkadaşlar. O yüzden siz de bırakmıyorsunuz. Çalışmaya aynı hızda hatta mümkünse daha da hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Sınava çok az vakit kaldı. Sınava kadar her zaman yanınızdayım. Eğer kanala abone değilsen abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planı bu sefer odam yaptım. Nasıl olmuş fikirlerde yorumlarınızı? Yorumlar. Canınız sıkıldığında denize gideceksiniz. Ormana...